Çeviri yaparken hangi yapay zeka aracını kullanmalıyız? DeepL mı yoksa GPT-4 mü? Çeviri konusunda önde gelen isimlerden ve benim de uzun zamandır kullandığım yapay zeka destekli DeepL başarılı bir şekilde çalışıyor. Hatta DeepL'ı incelediğim ayrı bir videom var, merak edenler oraya bakabilirler. GPT-4 ise çeviri işinde çok başarılı, kendisiyle sohbet ederek istediğimiz gibi yönlendirebiliyoruz, resmi tonda çevir, günlük dil kullan gibi. Takipçilerimin arasında DeepL ile GPT-4 karşılaştırmasını talep eden çok oldu. Bu sebeple bu konu hakkında bir video yapmak istedim. Bildiğiniz üzere GPT-4 ücretli, DeepL'ın ise ücretli versiyonu var ancak günlük kullanım için gayet yeterli. Bu videoda GPT-4 ile DeepL'ın ücretsiz versiyonunu kıyaslayacağım. ChatGPT üzerinde bildiğiniz üzere iki model var. GPT-3.5 ve GPT-4. GPT-3.5 ücretsiz ve çeviri işlerinde de fena işler çıkarmıyor. Ancak çeviri kalitesi açısından GPT-4'ün yanına bile yaklaşamaz. DeepL'ın ise ücretli ve ücretsiz versiyonları arasında çeviri kalitesi açısından bir fark yok. Bu yüzden GPT-4 ile DeepL'ı karşılaştıracağım. Hazırsanız başlayalım. İlk önce edebi bir metin çevirelim. Türkçeden İngilizceye olsun. Metin ise şu şekilde. Ay ışığının altında, yıldızların parıltısı eşliğinde yavaş yavaş yürüyen genç kadın sessizce denizin şarkısını dinliyordu. Her adımında kum taneleri geçmişin hüznünü fısıldar gibiydi. Şimdi iki çevirinin farklarını daha net görebilmek adına GPT-4'e danışalım. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Sonuçta GPT-4 ile karşılaştırıyoruz ancak GPT-4 kompleks bir yapı ve sadece çeviri özelliğine odaklanıyoruz. Bunun dışında olan özellikleri yine kendisine danışabiliriz ancak aynı sohbet içerisinde değil, farklı bir sohbet başlatarak bunu yapacağız. Bununla birlikte doğru istemi girerek güzel bir karşılaştırmaya gideceğiz. GPT-4 taraflı davranıp kendini öne çıkaracak gibi sanmayın. Tarafsız bir şekilde eleştirisel bakarak incelemesini kendisinden talep ettim. Burada GPT-4 çevirisine G, DeepL çevirisine ise D kod isimlerini kullandım. İstemde tarafsız davranmasını, eleştirisel yaklaşmasını ve sonuç olarak en iyi çeviri uygulamasını seçmesini istedim. Detaylıca karşılaştırma yaptı, iki ana başlık altında kıyasladı. Bunlar ise akıcılık ve doğruluk ve diğeri ise stilistik seçimler. Burada G yani GPT-4 çeviri için akıcılık bölümünde sparkle kelimesinin yıldızların parıltısı ifadesi için uygun bir tercih olduğunu belirtmiş. Bununla birlikte whisper ile biten ifade kum tanelerinin neredeyse insan gibi bir eylemde bulunduğu izlenimi vererek güçlü bir imgelendirme sunuyor. Ancak sorrow kelimesi Türkçe metindeki hüzün kelimesine tam olarak denk düşmeyebilir çünkü hüzün bazen daha hafif bir duygusal ton taşır. Şimdi ise D yani DeepL çeviriye göz atalım. Walking slowly düzenlemesi cümlenin daha doğrudan ve etkin başlamasını sağlamış. Twinkle kelimesi ise GPT-4'te geçen sparkle yerine kullanılmış ve bu durum yıldızların daha ince bir parıltısını anımsatır. Diğer bir ifadede ise sadness kelimesi sorrow'dan farklı olarak biraz daha genel bir hüzün ifadesi sunar ve Türkçe metnin ruhuna uygun düşebilir. Şimdi stilistik seçimler açısından göz atalım. İlk olarak GPT-4. Sparkle of the stars ve whisper the sorrow ifadeleri metne bir lirizm katmakta ancak bu seçimler bazen orijinal metnin sade duygusallığından sapma gösterebilir. DeepL çeviride ise twinkle of the stars ifadesi genellikle yıldızların hafif ve oynak parıltısı için kullanılır. Bu da görsel bir detay olarak metne farklı bir boyut katmış. Sadness kelimesi ise daha geniş ve duygusal bir yelpazeyi kapsar ve bununla birlikte Türkçe hüzün kelimesinin geniş kullanımına daha uygun olabilir. Burada hüzün kelimesi için yukarıdakine benzer bir ifade kullanmış ve geldik sonuç kısmına. Her iki çeviri de anlamın genel akışını ve duygusal tonu korumuş gibi görünse de DeepL çeviri dil bilgisel doğruluk ve stilistik uyum açısından biraz daha üstün hale gelmiş gibi görünüyor. DeepL metnin duygusal derinliğini ve estetik zenginliğini daha iyi yansıtan bir kelime seçimi sunmuş ve Türkçe metnin duygusal tonuna sadık kalmış. Ayrıca twinkle gibi kelime seçimleriyle metne daha fazla zarafet katmıştır. Bu sebeplerle DeepL genel olarak daha başarılı bir çeviri olarak değerlendirilebilir. Bu testte DeepL çeviri önde görünüyor. Devam edelim. Bu sefer teknik bir metin vereceğim. Kuantum bilgisayarlar süperpozisyon ve dolanıklılık ilkesini kullanarak klasik bilgisayarların çözemediği problemleri çözme potansiyeline sahiptir. Bu sistemler özellikle kriptografi ve karmaşık moleküler yapıların simülasyonu gibi alanlarda devrim yaratabilir. İlk olarak doğruluk ve akıcılık kısmında GPT-4 çevirisinin yorumuna bakalım. Kullanarak anlamı taşıyan utilizing kelimesiyle biraz daha resmi ve teknik dil kullanılmış. Bu bilimsel bir metinde uygun olabilir. DeepL çeviride ise using kelimesi utilizing'e kıyasla daha sade ve yaygın kullanılan bir terim.
Bu da çeviriyi biraz daha erişilebilir kılıyor diye yorumlamış. Şimdi stilistik ton açısından bakalım. İlk olarak GPT-4. Can revolutionize kelimesinin kullanımı bu teknolojinin etkilerinin daha kesin ve muhtemel olduğu bir izlenim yaratır. Bu bilimsel bir metin için uygun olabilir çünkü bilimsel keşiflerin potansiyeline dikkat çeker. DeepL tarafına baktığımızda could revolutionize kullanımı etkilerin biraz daha belirsiz veya potansiyel olduğunu ima eder. Bu henüz tam olarak gerçekleşmemiş veya teorik aşamada olan teknolojiler için daha uygun olabilir. Sonuç olarak her iki çeviri de metni başarıyla İngilizceye aktarmış olsa da kullanılan dil ve ton açısından hafif farklılıklar gösteriyor. GPT-4 çevirisinde daha resmi ve kesin bir dil kullanılırken DeepL çeviride daha genel ve erişilebilir bir dil tercih edilmiş. Özetle bilimsel bir metnin kesinliği ve ciddiyeti vurgulanmak istiyorsa GPT-4, potansiyel ve henüz gelişmekte olan bir teknolojiyi daha yumuşak bir şekilde sunmak istiyorsak DeepL çeviri tercih edilebilir. Hangi çevirinin daha iyi olduğu metnin kullanacağı bağlam ve amaca bağlı olarak değişebilir. Bu testte berabere kaldılar diyebiliriz. Şimdi diğer testimize geçelim. Bu sefer günlük dil kullanacağım. Arkadaşlarla dün gece çok eğlendik. Önce sinemaya gittik, sonra hep birlikte yeni açılan o İtalyan restoranında yemek yedik. Her şey çok güzeldi ama en çok garsonun şakaları güldürdü bizi. İlk olarak doğruluk ve akıcılık kısmında GPT-4'e bakalım. With friends ifadesi arkadaşlarla olan etkileşimin bir parçası olarak sunulmuş ve genel olarak İngilizce konuşma dilinde doğal diyebileceğimiz bir etkileşimi ifade ediyor. Bu cümlede ise etkinliklerin sırasını ve yemek yeme eyleminin grup tarafından yapıldığı belirtiliyor. Newly opened ifadesi ise Türkçe metindeki yeni açılan kısmına doğru bir karşılık sunuyor. DeepL ise my friends and I ifadesi ile anlatıcıyı daha öne çıkararak biraz daha kişisel bir ton katıyor. Cümlenin diğer bir kısmında ise the movies kullanımı. Sinema yerine daha konuşma diline uygun. This new Italian restaurant ifadesi ise restoranı daha somut bir şekilde betimler gibi duruyor ve metne samimi bir hava katıyor. Stilistik seçim ve ton açısından GPT-4 tarafına geldiğimizde ise what mate ile başlayan ifade garsonun şakalarının etkisini biraz daha resmi bir dil olarak vurguluyor. DeepL tarafında kullanılan ifade ise daha doğrudan ve samimi bir tonla garsonun şakalarının etkisini aktarıyor. Bu cümle Türkçe metnin samimi tonunu yansıtma konusunda biraz daha başarılı. Sonuç olarak her iki çeviri de metni başarılı bir şekilde İngilizceye aktardı. Ancak DeepL çeviri Türkçe metindeki samimi ve kişisel anlatım tarzını daha iyi yansıtıyor. My friends and I ve bununla birlikte this new Italian restaurant gibi ifadelerle anlatıya bir yakınlık ve kişisellik katıyor. Bu da okuyucuya metnin daha sıcak ve davetkar gelmesini sağlıyor. Bu nedenle DeepL çeviri bu özel durumda biraz daha üstün olarak değerlendirilebilir. Bu testte de DeepL önde gibi görünüyor. Şimdi ise İngilizceden Türkçe'ye çeviri yapalım. İlk olarak edebi metin verelim. Bu sefer İngilizce çeviriye nazaran daha detaylı bir bakış açısı sağlamış. İlk olarak dil bilgisi ve yapı açısından baktığımızda her iki çeviri de Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde yapılmış. Ancak DeepL çeviride kullanılan sözcüklerin alacakaranlığın unutulmaz güzelliğini yakalayıp yakalayamayacağı ifadesi Türkçe'de daha akıcı ve doğal bir yapı sunuyor. GPT-4 çevirisindeki kelimelerin alacakaranlığının büyüleyici güzelliğini hiç yakalayıp yakalayamayacağı ifadesi biraz daha yapay ve kitabi kalıyor. Kelime seçimi kısmına baktığımızda GPT-4 çevirisinde büyüleyici güzellik ifadesi haunting beauty kavramını büyüleyici olarak aktarmış ki bu olumlu bir anlam taşır. İngilizce metindeki haunting kelimesinin verdiği hafif ürkütücü, gizemli ve unutulmaz etki Türkçe'de büyüleyici ile tam olarak örtüşmeyebilir. DeepL çevirisindeki unutulmaz güzellik kullanımı bu anlamı daha iyi yakalıyor ve alacakaranlığın etkileyici ve kalıcı doğasını vurguluyor. Anlam sadakati kısmına baktığımızda her iki çeviri de orijinal metnin genel anlamını korumuş ancak DeepL çevirisindeki unutulmaz güzellik ifadesi orijinal metindeki haunting beauty teriminin çağrıştırdığı unutulmaz ve derin iz bırakan anlamını daha iyi yansıtır. GPT-4 çevirisinde ise büyüleyici kelimesi bu gizemli ve hüzünlü tonu tam olarak veremiyor. İfade biçimlerinin doğallığı tarafına baktığımızda DeepL çevirisinde kullanılan dil Türkçenin edebi tonuna daha uygun düşüyor. Sözcüklerinin ve unutulmaz güzellik gibi ifadeler Türkçe edebi metinlerde sıklıkla karşılaşılan yapılar. GPT-4 çevirisinde ise bazı kısımlar daha günlük dilde kullanılan yapıları andırıyor. Bu da metnin edebi havasını biraz azaltıyor. Sonuç olarak her iki çeviri de metni yeterince iyi Türkçe'ye aktarmış olsa da DeepL çevirisinin orijinal metnin tonunu ve anlam derinliğini daha iyi yansıttığı ve Türkçenin edebi yapısına daha uygun düştüğü söylenebilir. Bu sebeple DeepL çevirinin daha başarılı olduğunu düşünüyorum ve bu çeviri uygulamasının metni daha iyi aktardığını belirtebilirim diye yorumunu yapmış GPT-4. Son olarak resmi yazışma dilinde yazılmış bir metin karşılaştıralım. İlk olarak hitap şekilleri arasında karşılaştırma yaptı.
GPT-4 çevirisinde sayın yetkili şeklinde bir hitap kullanırken DeepL çeviride sayın bay bayan ifadesi kullanıldı. İngilizce metinde dear sir madam ifadesi daha resmi ve cinsiyet içeren bir hitap tarzını yansıtır. Bu sebeple DeepL çevirisi orijinal metne daha sadık bir hitap sunuyor. Sayın yetkili ise daha genel ve belirsiz bir hitap. Ancak bazı iş yazışmalarında bu da kabul edilebilir bir tercih olabilir. Dil bilgisi açısından her iki çeviri de doğru ve anlaşılır. Ancak GPT-4 çevirisinde düzenlenecek olan yıllık genel kurulumuza ifadesiyle katılımınız için eklemesi davetin amaç ve önemini vurgulayan daha ayrıntılı bir yapı sunuyor. DeepL ise daha kısa ve öz bir dil kullanmış, yapılacak olan yıllık genel kurul toplantımıza ifadesiyle daha doğrudan bilgi vermiştir. Kelime seçimi ve anlam sadakati açısından GPT-4 çeviride kullanılan saygıyla davet ediyoruz ifadesi, İngilizce metindeki ifadenin vermek istediği içtenlikle veya samimiyetle anlamını daha güçlü bir şekilde yansıtır. DeepL çeviride ise davet ediyoruz ifadesi metni doğrudan ve basit bir şekilde Türkçe'ye aktarmıştır. Ancak cordiali kelimesi duygusal derinliği tam olarak yansıtmamış olabilir. Her iki çeviri de davetin önemini ve temel bilgilerini doğru bir şekilde yansıtıyor. Ancak GPT-4 çevirisi daveti daha resmi ve ayrıntılı bir dille sunarken DeepL çeviri daha yalın ve direkt bir yaklaşım sergiliyor. Bu nedenle hangi çevirinin daha iyi olduğu tercih edilen üsluba bağlı olarak değişir. Resmiyet ve ayrıntılı ifade önemliyse GPT-4, daha basit ve doğrudan ifade aranıyorsa DeepL uygun olabilir. Burada ben DeepL'ı tercih ederim. GPT-4 güzel ancak saygıyla davet ediyoruz ifadesi biraz garip duruyor. GPT-4 ile DeepL'ın detaylı incelemesi bu şekildeydi. Tabii ki İngilizce özelinde değerlendirme yaptık. Diğer diller açısından da bakmak gerekiyor. Genel anlamda ikisi de çok başarılı ancak GPT-4'e göre DeepL daha iyi bir çeviri sunuyor. Ben iki uygulamayı da sıklıkla kullanıyorum. DeepL çok başarılı ancak ciddi bir eksikliği var. GPT-4 gibi özgürce sohbet edemiyoruz ve soru soramıyoruz. GPT-4 istemlerimize göre çeviriyi değiştirebilir, düzeltebilir, hatta geliştirebilir. Dil eğitmeni olarak da kullanabilirsiniz. Çeviri kalitesi açısından DeepL bazı yönlerden üstün ancak videoda görüleceği üzere ciddi farklar yok ve birbirlerine yakınlar diyebilirim. Tabii ki çok uzun metinleri çevirmede GPT-4 şu aşamada çok başarılı değil. DeepL çeviride sınırsız metin çevirmek için Pro özelliğini kullanmanız lazım. Eğer profesyonel çeviri yapılacaksa DeepL Pro tercih edilebilir. Ancak günlük işlerde ve iş hayatında kullanmak isterseniz benim gibi GPT-4 kullanabilirsiniz. DeepL'ın ücretsiz versiyonu ise hızlı ve anlık çevirilerde çok işe yarıyor, gayet kullanışlı. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz. Özellikle X platformunda anlık paylaşımlar yapıyorum. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.